yeni bir This War of Mine bölümünden merhabalar. En son kaçtığımız bölümde biliyorsunuz Katya intihar etmişti. Marco da ağır bir depresyonda değil ama depresyonda. Yorgun değil, o yüzden onu dışarı çıkaracağım ama muhtemelen gece evimize birileri girecek. Ben nereye götüreceğim bilmiyorum. Harabeye bolca silah, bolca para. Buraya gitmedik değil mi biz? Fazla miktarda malzeme, biraz silah, bolca parça var. Askeri üste gidip bolca yiyecek. Gündüz birbirlerini nişan alanlar, gece birbirleriyle takas yapanlardır. Bu askerlerin bayağı erzakı var. Alkol ve sigara karşılığında takas etmek istiyorlar. Ha. Alkolüm de yok, sigaram da yok. Onu söyleyebilirim. Bombalanmış okul. Yuh ya. Okul havan mermisi bombalanmış. Uzun zamandır ders yapılmıyor. Yakın zamanda isyancı bir okulu kendilerine mesken edilmiş. Belki bizimle yok ya, ben harabeye gideceğim. Riske atamam yani onu. Bir yağmalamaya gidelim bakalım ne yapacağız. Oo, yağmur yağıyor. Bakalım ne yap. İnşallah içeride biri yoktur. Al hepsini. Bakalım şöyle bir. Şu anda bir şey yok ama ben bir aşağı inmek istiyorum. Şurada biri var sanki oturan. Ayyuh! Hiç kimse yokmuş. Yukarıda biri yok. Yuh! Şunları da alayım. En çok nedense bu... Ya iki ne Allah aşkına, iki ne ya? İki tane alabiliyoruz sadece. Cık, ayıptır. Şunlardan alabiliyor muyum daha? Alamıyorum. Yukarı çıkalım. Şuraya bakalım. Burada muhtemelen işimize yarayacak. Oy. İşimize yarayacak bir şey yok. Alabileceğim şeyler var mı diye bakıyorum. Yok. Şuradan bakalım hemen. Evet, içeride biri var. Şöyle açsam. Aa! Kadın oraya şey koymuş bildiğin. Nereden çıkabiliriz ki oraya? Kadındı galiba o. Erkek miydi? Ha, yukarı çıkabiliyormuşuz buradan. Bir yukarı çıkalım. Bakalım ne var. Bir şey yok gibi. Yukarıda biri var. Ölü mü o? Sanırım ölü. Şu. Alabiliyorsak. Her şeyi cebe atmalıyız arkadaşlar. Tekrar şuradan bakalım. Burada bir şey yok. Şurada kadın olduğunu iddia ettiğim adam ya da insan. Mektupta şöyle yazıyor. Sevgili Maşa. Evsizlerin arasında kendime bir sığınak buldum. Onlardan biri oldum. Artık öğretmen ya da sanatçı değilim. Çok fazla yiyecek kalmadı. Bu yüzden bazıları bizi bırakıp gitti. Endişelenme. Resmimi bitirdiğimde doğru düzgün bir sığınak arıyor olacağım. Pek bir sanatçı... O kadın nereye gitti? Oraya mı kaçtı? Dur bakayım bir aşağı ineyim. O gelmeden. Gerek yok, gerek yok, gerek yok. İyi geceler. Ben aslında hiçbir şeyinize dokunmuyordum. Öyle bir şey yok yani. Çok açım, yardım eder misin? Grisha. Yanımda yemek yok. Aa, özür dilerim Pams. Vallahi yemek yok yanımda. Vallahi yok, yoksa vereceğim ya. Yanıma yemek almadım. Harap olmuş bir anda zengin görünümlü insanlar galiba resmen burada ironi yapıyor. Burada resmen sanat şey ettik. Burada sadece malzeme var ya. Şurayı açayım bari. Ya da üst katta bir şey ama burada olsa kız herhalde yerdi. Neyse, kısmet bir dahakine. Artık Grisha. Aklımdasın ama sana yemek getireceğim. Yapacağım bunu. Bende yemek var mıydı? Acaba? 14. gün. Ya biri kapıma dayansın desin ki ne olur beni içeri alın. Alın beni içeri. Thank you.
Evet, dün gece de güzel geçmiş neyse ki. Ama yorgun kendisi. Bunu yanıma alamıyorum anladığım kadarıyla. O yüzden şey yapamıyorum. Marco, yemeğim yok. Yani hakikaten yok. Yemeğim olsa yapacağım zaten. Günü bitir. Ah! Şeyi unuttum. Fük! Neyse bugün uyusun Marco. 15. gün. Woo! İlk oynadığımda demiştim zaten. Kulağınızı şey ettim muhtemelen. İlk oynadığım zaman da 16 gün yapabilmiştim en fazla. Çok da fazla zaman ayıramadım bu oyunu aslında. Seri yaparken öğrenirim diye düşünmüştüm. Ne oluyor ya? Dışarıda olaylar. Çoğumuz için tavan yapan fiyatlar. Ve benim kahvem yok. Fük. Evet, yorgun değiliz. Şimdi bakalım. Ne yapabiliriz? Öncelikle bir maymuncuk yapmam gerekiyor. Çünkü o her zaman yanımızda olması gereken bir şey zaten. Yapalım. Bir tane. Ardından şuradan yapabileceğimiz belki bir şey olur. Şunları kıramıyor muyum ben ya? Hani artık gerek yok çünkü. Ya Marco'nun depresyonunu önleyebileceğim hiçbir şey yok ya. İnanamıyorum. Belki hani hastaneye falan gidersem yapabilir miyim? Dur bakayım. Daha yapabileceğim bir yer var mı ki? Bu da çok şey istiyor, yer istiyor yahu. Bir Marco sana bir bakalım neyimiz eksik. O adama yemek veremezdim. Zaten bizde de o kadar var ki versem bile hiçbir şey. Ya Marco, yemeğimiz yoktu tatlım. Yoksa verecektik yani, merak etme. Şimdi bakalım, kitap okumayı çok özlüyorum. Güzel bir kitap savaşında yardımcı olabilirdi. Burada kalmak zorundayım. Çok yalnız hissediyorum. Bir şey diyeceğim, kitabımız vardı diye hatırlıyorum ben. Bir tane kitap saklıyordum aynen. Bunu nasıl okuyacak? Galiba koltukta okuyor. Diyebiliyorum. Animasyonu mu giriyormuş, ne oluyormuş? Bakmıştım ona çünkü daha önce. Bitmedin Marco. Abartmayalım. Hadi bakalım bir okursan eğer. Kitabı. Burada üst katı falan araştırmamışız ha hiç. Burada da yemek yok. Hadi Marco. Evet, bu arada ısı gittikçe yükseliyor. Artı 6'ya gelmiş. Kitabın var Marco. Okuyabilirsin. Ne, kek gibi duruyor. Al. Ah, gel bakalım Pambi. Bir de seninle konuşalım. Ha canım. What? Kapısını açan ilk kişisiniz. Bunun için çok teşekkür ederim. Çabuk kardeşim bir keskin nişan. Lütfen onu eve kadar taşımanın yoksa ölecek. Kaybedecek zamanımız yok. Niye direkt başka bir seçeneğim çıkmadı benim? Ha, acaba hani bandajımın falan mı olması gerekiyordu? Hani çocuğun yarasını sarabilmemiz için. Ha, olabilir. Olabilir. Yemeğim hala yok. O yüzden harabeye geri dönemeyeceğim. Şehir meydanı. Olası takas. Otel var. Bolca yiyecek. Otele gidebilirler bence. Çünkü dikkatli olalım yine de ama gidelim. Çünkü otel hani ne bileyim ben. Olası takas varsa şunu alalım. Şunu da alalım. Belki bir şeyleri takas edebiliriz. Şunu da alalım. Gidelim. Hani genelde silah ve mermiler şey yapıyor çünkü. Gerekli oluyor. Buradan atla çocuğum. Bak orada yer var. Tıp 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 tıp. Biraz yavaş gideyim de. Oo. Oraya dalmadan önce. Çünkü o ses çıkaracak. O ne ya? Bu ne? Au. Pek bir şey yok gibi. Nerede olası takas? Büyük bir yer herhalde ki ben göremiyorum. Bayağı büyük, evet. Şöyle bir bakalım ne var. Açıyorum. Şurayı bir inceleyeyim. Oo, ölen biri var orada.
Bu bedenler korkunç bir şekilde ezilmiş. Bu yaralar aşırı bir şiddetle. Bunu kim yaptıysa dengesiz bir psikopatmış. What? Ve ben burayı araştırmaya mı geldim? Mal mıyım ben? Çok özür dilerim. Neyle yapmış olabilir ki yani bu devirde? Oo. Tanrın seni duyamaz. Sesini kesmezsen gözlerini oyarım. Oo. Tam bir psikopatın şeyine düştük ha. Ben bunu öldüremem yalnız. Mümkünatı yok yani. Oo, ben aşağı ineyim ya. Hayır Marco! Salak! Mallak gibi ses çıkarıyorsun ya. Adam ağır psikopat diyoruz. Şunu alayım bari. İnşallah burada biri yoktur yani bakamalı. Oh shit! Dur. Şunu al. Şunu ver. Marco kaç. Marco kaç. Marco kaç. Çabuk çıkışa koş. O ses bir şey değil. Kaç. Ha! Marco çabuk 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 Marco. Marco Marco. Koş 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 koş. Neyse Allah'tan hafif yaralandım var ya. İyi ki hafif şey takas falan yapabilecektik. Bu ne ya? Adam beni direkt gördü ve vurdu yani. Wow. Wow. Hafif yaralıyız ve sargı bezimiz yok. 16. gün. Bakın kendi rekorumu kırabilecek miyim? Marco çok özür dilerim. Gerçekten adam öyle bir şey yapabilir mi bilemiyordum. Görmedim, etmedim. Hihi. Neyse burayı kapatınca gece bayağı sakin geçti. En azından şunu içer mi acaba? Bunu içer misin Marco? Bunu? Yok. Radyoya bakalım. Sen radyo seversin. Acaba şunu açsam şuradan bant falan çıkar mı? Marco biliyorum çok yorgunsun ama şunu yapalım ya. Vallahi. Şimdi şuraya bakalım. Burası hala kapalı durumda. Bir problem yok. Marco şu yaptığın işi bırakmıyor musun? Keşke bir kürek falan olsaydı diyor. Elimde kürek var Allah'ım. Şunu da açalım. Bir sargı bezi olsa var ya. Of, çok bomba olacak. Hadi. Hadi. Ya. Ya resmen içime doğmamış mı arkadaşlar? Resmen içime doğmadı mı? Lütfen. Gidip üsttekini de açabilirdim ama hayır. Ben dedim ki alttakini açacağım. Bir sargı beziyle saralım da en azından Marco'nun da geleceğini. Yakında acım hafifler. Kıyamam ya bu Marco'ya. Allah kıyamıyorum. Bir dakika Marco. Sargı bezi şey yaptık ama. Ne yapabilirim sana diye bakıyorum da. Ah şunu yapabilsek var ya. Kırık gitar bulmam gerekiyormuş onu ama. Bunda ne yapıyorsun? Bitkisel ilaçlar, sargı bezi ve kaliteli sigaralar hazırlayabileceğimiz bir çalışma masası. Bunu yapalım mı? Yapalım ya. Ben ümidi kesmiştim biliyorsunuz. Ondan hani pek... Şey yapmadım. Buna önem vermedim ama aslında bu ilk başta yapmamız gereken şeylerden biriymiş. Yorumlarınızı da okuyorum bu arada serinin altında. Birçoğunuz güzel öneriler vermişsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Yapabildiğim kadarıyla yapıyorum zaten. Böyle hani onu kur bunu kur diyenleriniz oluyor. Teşekkür ediyorum. Aklımdasınız. Şuradan bakalım. Bak sargı bezi yapabiliyoruz. Tabi bulursak bunları. Saf alkol falan. Şunu aslında yapayım. Ben bunu satarım. Mesela o askeri üs vardı. O askeri üse bunları götürebilirim.
Çünkü orada demek ki askeri üste şey yapabiliyoruz. Onlara verebiliyoruz. Adamlar sigara ve alkol için yapıyorlardı sanırım. Bir de biz şey yaptık mı ya? Şu alkol yapabildiğimiz şekerden alkol üretebiliyorduk. Onu yapmadık galiba. Bu akşam Marco'yu zaten uyutacağım. Uyuttuktan sonra ertesi gün askeri üste giderim inşallah. İntihar etmezse çünkü depresyonda. Heh, içki damlatıcısı. Bundan da yapalım hazır gaza gelmişken. Yerleştir. Koş 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 koş. Şuraya bak. 3 kişi geldiğimden daha çok iş çıkarıyorum. Sadece Marco'yla. Acaba şey oluyor mu? Mesela sargı bezine sardık ya. Sargı bezinden sonra mesela onu çalıştırdığım için şey yapabilir mi? Hani diyebilir mi? Ya işte hani kolum kanamaya başladı falan. Çok çalıştım. Yapabiliyor muyuz? Şundan bir 4 tane yapalım. O zaten yemeğe de lazım oluyor ve yemeğimiz de yok zaten. Çok güzel oldu. Yemek bulmamız lazım. Askeri üste yemek var mıydı acaba? Hatırlamıyorum. Kalp Marco. Bu kadar uğraştım. Ertesi gün intihar edersen seni mahvederim bak. Açık ve net. Burada takas yapacağız. Hayatımızı düzgün bir raya sokmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince. Hayat bir şey. Gideyim hem de kürekle bir de şunu yapayım. O olsun zaten. O belirli bir sürede oluyor galiba. Ne kadar zamanda oluyor acaba? Yazıyordu orada. Bu ne kadar süre dayanacak acep? Bir de o var. Bu tahtalar. Herhalde gün geçtikçe daha da etkisi azalıyor muhtemelen. Şunu yaparsan Marco. Valla bu akşam öyle güzel uyutacağım ki senin aklın hayalin durur. Ya küreğin var elinde. Delirtme beni. Küre olmadan çok uzuyor bu iş ya. Ha. Helal. 2 saniye. Ağzına çarpacağım. Oo. Ya var ya. Bugün loto falan mı oynasam ben? Al. Al. Dur yemek yeme. Yemek yeme gerçi. Yemek yeme. Tamam Marco tamam. Yeme. Günü bitirelim. Günü bitirelim. Sen bugün bildiğin uyu. İnşallah gece biri girip bizim yemeklerimizi çalmaz. 17. gün. Arkadaşlar şu anda kendi rekorumu kırdım. Bugün ölsem de gam yemem. Ayrıca adamlar benim konservemi çaldı. Yemeğimi de çaldı. Çok güzel oldu. Daha yeni bulmuştum. Gerçekten spor oldu. Marco nerede? Marco? Marco? Aba beni dinlemiyor ki. Yıkılmış durumda çünkü. Geçmiş olsun. Ah. Depresyonda uyu. Gitti yani geçmiş olsun. 18. günde suçun yaygınlaşması. Evet. Neyse kendi rekorumu kırdım en azından 2 günle. Marco ölmüş sanırım bütün bunları daha fazla kaldıramayıp kendi hayatına son verdi. Başaramadın. Evet bu seride başarı yapamadık. Savaşın sadece 18 gününde hayatta kalabildin. Marco. Marco. Neyse ya kısmet. 7. günde Arika donarak ölmüş. Arika'yı kaybetmemiz zaten oyunu değiştiren şeylerden bir tanesi oldu. 7. gün birbirimize yardım ettik. Babası için ilaç arayan birine yardım ettik. Demişti. Ertesi günde muhtemelen ilaç çaldık bir yerden. Hastaneyi soyduk 8. gün. Hastane sağlık malzemeleri bulmakta sıkıntı çekiyordu ve Marco onların elindeki azıcık şeyi çaldı. Ve tabii ki bu bizi doğal olarak depresyona sürükledi. 9. gün Marin öldü. Çünkü içeri girdiler. O sırada soygunda Marin ağır yarasından dolayı öldü ve biz de onu şey yapamadık. 11. gün Katya intihar etti. Katya daha fazla dayanamadı ve intihar etti. 15. gün keskin nişancının kurbanı. Komşumuzun kardeşi keskin nişancı mermisiyle yaralandı ama ona yardım edemedik. 18. gün Marco intihar etti. Marco daha fazla dayanamadı ve intihar etti. Ve 18 günümüzün özeti bu oldu arkadaşlar. Wow.
Arika zorlu bir kızdı fakat öldü. Varoşlarda yaşamanın acı gerçekleri savaşın korkularıyla karşılaştırılamaz bile. Kurtulsaydı bile ne yapabilecekti ki? Hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Bu sertleşmiş eller ne Marin ne de bir başkası için asla bir şeyleri yoluna koyamayacak. Bu adamın trajik hikayesi sona erdi. Belki de sonunda huzuru bulmuştur. Olanlara baş edemeyerek Katya tamamen kendini kaybetti. Elinde savaş günlüğüyle ölü halde bulundu. Ailesi ona olanları hiç öğrenmedi. Marco mahvolmuş, karısına ve kızlarına ulaşma ümidini hepten yitirmişti. Umudunun dışında yaşama isteğini de yitirmişti. Onlara bir veda mektubu yazdı ancak kimse bunu onlara vermedi. Ağlayacağım lan şimdi, bu ne? Lalla, tamam yapamadık işte. Bu kadar. Evet, böylece şok. This War of Mine serimizin de sonuna gelmiş oluyoruz. Belki ileride daha böyle diğer serileri de bitirdikçe belki yine bir This War of Mine serisi yapabiliriz arkadaşlar. Ben çok eğlendim çünkü yaparken. Umarım siz de izlerken benim kadar eğlenmişsinizdir. O yüzden başka serilerde görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar.